Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahabetihi ecmain. Evet. Hayırlı sabahlar diliyorum arkadaşlar. Biz Perşembe günkü dersimizde Şarih Rahimahullah zatileri böyle bir yani külli ve zati olanları böyle bir mücmel genel bir şekilde zikretmişti ve şöyle dedi: "Ve hâzâ icmâlu mâ fassalehu musannifu bi kavlihi." Bu bizim burada diyor. İşte "ve huve innehu immâ mekûlun fi cevâbi mâ huve ev cevâbi eyyü şeyin huve fi zâtihi." وَالْاَثَّانِ الْفَصُّ وَالْاَوَّلُ اُمَّ فَلَعْ Bu diyor musannifin şu ifadesiyle detaylandırdığı ibarenin mücmeli budur diyor. وَالْذَاتِيُّ الْمَعْهُودُ اَلَّذ۪ي هُوَ مَا لَا يَكُونُ خَارِجًا اَنْ حَقِيقَةِ جُزِيَاتِ O bilinen zati, yani bizim burada özellikle getirdiğimiz yorumla, ki o yorum neydi? Şuydu. Ellezî o ki huve mâ lâ yekûnu hâricen an hakikati cüziyâti. Fertlerinin, efradının mahiyetinin dışında olmayan. Tabi böyle olunca mahiyetin kendisi olan ne vada girdi? Mahiyetin içine giren, yani mahiyetin parçası olan içine giren cins ve fasıl da girdi. Çünkü niye nöde girmiş oldu? Zira bir şeyin kendisi o şeyin harici sayılmaz. Bir şeyin kendisi evet içine dahilde olmaz çünkü kendisidir. Duhuru şey'i fi nefsihi olmaz. Ama hariçte değildir. Bunun için zaten mantıklar veya isagucu şah eden öyle diyelim. Çünkü tüm mantıkıyla aynı ibareyi kullanmamış olabilirler. İsavucu şerh eden alimler Ebheri'nin zatinin tarifinde geçen ve huve ma yekunu dâhilen fi hakikati cüz'iyati cümlesini neyle tefsir etmişler? Ma la yekunu hâriden şeklinde tefsir etmiş. Evet. Yukarıda evet o şu yukarıda geçmişti. Eyvallah. Ve huvellezî yedhulü fî hakikati cüz'iyâti. Bak orada geçmişti. Ve şarihimiz gelen bu rahimahullah bu yedhulü fî hakikati cüz'iyâti مَا لَا اِخْرُجُ عَنْ حَقِيقَةِ cüz'iyâti şeklinde tefsir etmişti. Evet. İşte burada o manaya işareten diyor وَالْزَاتِيُ زَاتِي هُوَ الَّذ۪ي وَالْزَاتِيُ الْمَعْهُودُ الَّذ۪ي هُوَ مَا لَا يَكُنُ خَارِجًا عَنْ حَقِيقَةِ cüz'iyâti İşte efradın cüz'iyat burada efrad diye ifade edilmez. Efradının hakikati yani mahiyetinin dışında olmayan külli zati nedir? O da ya şöyledir. İmmâ makulun fi cevâbi mâ huve bihasebi şirketi fakat makul arkadaşlar kâle fiilinin ismi mef'uludur. Kâle yekûlu kâilun kavlen ve şöyle diyelim قَالَ يَقُولُ قَوْلًا فَهُوَ قَائِلٌ وَذَاكَ مَقُولٌ demek ki mekul ismi mef'uldür. Tabi aklınıza ilk gelen mana yani söylenen halbuki mantıklılar diyorlar ki mekulden maksud burada mahmul demektir. Yani ya o zati kulli sadece müşterek fertlerden yani bir mahiyette
müşterek olan fertlerden yapılan mahuva sorusunun cevabında hamd edilir. O zati külli, yani makul, yani hamd edilir. Yani neye hamd edilir? Onun efradına. Evet. Ve fi bazı, evet. Yani imma makulun veya mahmul, yani hamd edilir. Fi cevabi, yani suali mahuva. O mahuva sualinin cevabında. O sual da bihasebi şirketi fakat. Sadece bir mahiyette müşterek olan fertlerden yapılan mahve sorusunun cevabında eğer bir külli geliyorsa, bir külli zati geliyorsa biz ona ne diyeceğiz? Cins diyeceğiz. Ve fi bazı nüsahî diyor bazı İsa Hoca'nın, yani metnin, İsa Hoca metninin bazı nüshelerinde bihasebi şirketi fakat yerine bihasebi şirketi mahdati, yani fakat kaydı yerine mahda kullanılmış. Şerh diyor ki ve muaddahuma vahidun, ikisinin eda ettiği, ifade ettiği maksat mana birdir. Ve fi bazı nüshehi, hatta bazı nüshelerde de lem yaka şey'un minhuma, yani bazı nüshelerde bihasebi şirketiden sonra fakat kaydı da yok, el mahdati kaydı da yok. Bu da diyor ve la dayra, dayr darayı, dayronun mastarıdır, zarar anlamında. Yani bunda da ve la dayra, bunda da zarar yok. Niye? İzil hasru müstefadun min kasimihi. Çünkü hasır, yani bu zati küllinin sadece bir mahiyette müşterek olan fertlerden yapılan mahva sorusunun cevabında gelmesi, sadece onun cevabında gelmesi hasır budur. Bu hasır diyor müstefadun, anlaşılır, min kasimihi. Onun kasimi neydi? Mahuva sorusu hem bir mahiyette müşterek olan fertlerden yapılan mahuva sorusunun cevabında gelir, hem de hususi bir fertten yapılan mahuva sorusunun cevabında gelir. Kasim budur. O hem müşterek hem hususi olduğuna göre bu sadece müşterek olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla imma makulun fi cevabi ma huwa bihasab şirketi olsa, yani fakat kaydı el mahda kaydı olmasa bile yine hasır anlaşılmış oluyor. Ne gibi? O bir mahiyette, sadece bir mahiyette müşterek olan fertlerden yapılan mahuva sorusunun cevabında gelen o nedir? Ne gibi? Kel hayvani, mesela hayvan gibi, bin nisbeti ile insani vel farası. Çünkü arkadaşlar şu ifadeyi daha evvelki derste kullandık, bunu çok kullanacağız. Aklınızda olsun. Mantıkçılar şöyle bir ıstılah geliştirmişler. Diyorlar ki mahuva sorusu, yani ma ile yapılan soru, bir şeyin veya birkaç şeyin bütün mahiyeti neyse onun sorusudur. Yani siz ma ile bir soruyu sorarsanız, eğer o ma sorusu bir şeye yönelikse o şeyin bütün mahiyetini sormuş oluyorsunuz. Yok eğer ma sorusu birkaç şeyi bir araya getirerek ma ile ondan soru sorarsanız, o zaman o bireylerin bir araya getirerek
ma ile sorduğun o bireylerin arasındaki müşterek olan tüm mahiyet neyse onu soruyorsun. İşte hayvan öyle zati bir küllidir ki ma sorusuyla yapılan gelen bir soru sadece birden fazla yani birkaç kişinin birkaç ferden yapılan ma sorusunda cevap geliyorsa ona cins diyoruz. Çünkü o birden fazla fertlerden yapmış olduğunuz ma sorusu ile o birden fazla olan fertlerin arasında müşterek olan tüm şeyi sormuş oluyorsunuz. Mesela insan, feres, bakar, diyelim ki esed, zürafa, fil, aklınıza timsah, ne geliyorsa bütün bunlardan bir ma sorusuyla bir soru sorduğunuzda bu sadece iki işinden mesela Mufassal'ın getirdiği gibi sadece insan ve feresten. Yani insan feres minimum seviyedir. Maksimum çoktur. İşte bu ma ile gelen bu iki fertten veya birçok fertten bu müşterek iki fertten veya birkaç fertten yapılan bu ma sorusu neyi soruyor? O şayet iki şeyden sormuşsanız o iki şey arasında müşterek olan tüm mahiyet o soruluyor. Yok 100 mesela hayvan türünü peş peşe saydınız. Mel insanu vel feresu vel hamiru vel bakeru vel filu vel nahlu vel nemlu vel ankebutu. Ondan sonra böyle sordunuz. Ama hepsinden ma ile sormuşsunuz. O zaman o ma ile gelen soru bütün o 100 ferd mi, 10 ferd mi, 15 mi de neyse bütün onlar arasında müşterek olan mahiyeti sormuş oluyor. Ve ister bu ikisi olan insan ve feris, ister 10, 15, 100, 100 bin olan fertlerden yapılan ma sorusunun cevabında ne gelir? Hayvan gelir. İşte buna cins diyoruz, bu zati külliye cins diyoruz. Ama mesela siz sadece feresten soru sordunuz. Bakınız, müşterek değil. Yani efradi müşterek yok. Bir fertten soru sormuşsunuz. Mel insanı veya mel feresi yok. O zaman onun cevabında sadece hayvan gelmez. Çünkü dediğimiz gibi bu ma sorusu o ferde has olan tüm mahiyet. Feresin tüm mahiyeti veya insanın tüm mahiyeti hayvan sadece hayvan değil. Belki. Hayvani natıktır. Dolayısıyla bunu buradan şunu anladık. Bu bir fertten, hususi bir fertten yapılan ma sorusunun cevabında hayvan gelmez. Ama müşterek fertlerden yapılan ma sorusunun cevabında gelir. İşte bu cinstir. Fe innel hayvana hayvan ma öyle zati bir küllidir ki yakav cevaben li kavline mel insanu ve mel farasu mesela. Yani örneğin bu ikisinden veya demin dediğim gibi 10 hayvan türünü bir araya getirdin ve ma ile soru sordun. Mel insanu vel farasu vel nemlu vel nahlu vel tayru vel ankebutu vel filu vel esedu vel zuafetu dediniz. Bütün bunların bu soru ma ile gelen bu sorunun cevabında ne gelir? Hayvan gelir. Ve bu hayvan sadece birden fazla olan bir mahiyetteki müşterek fertlerin
sorusunun cevabında gelir. Dolayısıyla buna biz cins diyoruz. La limel insanu fakat. Bu hayvan sadece mel insanı bir fertten yapılan maile sorusunun cevabında hayvan gelmez. Veya limel farasu vahdehu. Veya sadece faras. Veya sadece fil. Sadece nemil. Onlardan maile yapılan bir sorunun cevabında gelmez. Niye? Yukarıda söylediğimizi şöyle söylüyor. Fe inne suale an ahadihima. Çünkü onların birisinden, yani sadece insandan ve sadece feresten yapılan ma sorusu innema huve an temami mahiyetihi. O ma sorusu, örneğin mel farası dediniz, o zaman ma ile feresin tüm mahiyetini sormuş oluyorsunuz. Veya insanı yalnız sorsanız insanın tüm mahiyetini sormuş oluyorsunuz. Halbuki وَلَيْسَ الْحَيْوَانُ تَمَامَ مَاهِيَةِ كُلِّ مِنْهُمَا. Hayvan her birisi, yani insanın veya feresin veya nehlin veya nemlin veya filin sadece tüm mahiyeti sadece hayvan değil. Bilakis bu hayvan tamamel mahiyetil müştereketi beynehuma. O insan ve feres birlikte müşterek oldukları mahiyetin tamamı hayvandır. Yani feres ve insanın ve saydığımız bütün bunların, bu müşterek fertlerin arasında olan tüm mahiyet hayvandır. İşte bu zati kulli hayvan cinsdir. Ve huve eyz zatiyyul mekulu fi cevabi ma huve bihasebi şirketil mahdati el cinsu. İşte o mahda, yani sadece efradi müşterekten yapılan mahve sorusunun cevabında gelen zati kulli veya kulli zati diye fark etmez. O nedir? Onun ismi el cins, o cinstir. Ve yursamu, ve cins şöyle tarif edilir. Resim burada tarif etme anlamındadır. Ki biliyorsunuz mantıklılar ileride göreceğiz inşallah. Tarifi kavli şarih diye isimlendiriyorlar. Ve yani Arabi ilimler, diyelim ki nahvciler, sarfçiler, belagatçiler, efendimiz iştikakçılar, vadaciler tarif kullanırken, onlar tarif yerinden mantıkçılar, kavli şarih kullanırlar. Ve kavli şarihin, yani tarifin dört kısma ayrıldığını söylüyorlar. Bir, haddi tam. İki, haddi nakıs. Üç, resmi tam. Dört, resmi nakıs. Şimdi musannifimiz, yani İsa Hocam metninin müellifi olan Ebheri, külliyat-ı hamsenin tarifinde hep yursamu ifadesini kullanmış. Tabi bu yursamu ifadesini kullanınca sadece mantık kitabıdır ya, o tarif edilir deyip geçemezsiniz. Çünkü o tarife resmi demenizle şunu söylemiş oluyorsunuz: bu tarifte kullanılan am cinstir. Ondan sonra gelen ayrıcı kayıt hassadır. Veya o kullanılan an aradı andır. Diğerleri de has, aradılar da hassa vesairedir. Yani bunu iddia etmiş oluyorsunuz. Bu iddiada çok su götürür. Onun için
şerihler, yani İsağuci'yi şerh eden alimler, bu yursamu musannif, yani ebheri, niye yursamu kullanmış noktasında epey efor harcamışlar. Kimisi işte yursamu yuarrafu anlamındadır. Yani ıstılahi manada değil, lügavi manada kullanılmış diyenler var. Tabii bu ucuz bir cevap. Kolay bir cevap. Kimisi hayır, yursamu ıstılahi manada kullanılmış. İstilahi mana deyince işte bu kullanılan, efendime söyleyeyim, kulliyun makulun ala kesirin muhtelifine bil hakaki fi cevap bima huwa, işte bu kulli cins dememiz lazım ve muhtelifine bil hakaki de hassa dememiz lazım. Bu da beyana muhtaçtır. Evet. Gelir bunları ileride. Evet, demek ki bu cins zati bir külli olan cins külliyun bir küllidir. Evet, ve o külli bu tarifin cinsi. Makulun ala kethirine, birçok şeye hamle edilir. Birçok şeye hamle edilir ki yukarıda makulunun mahmulun anlamında olduğunu ifade ettik. Muhtelifine, o birçok şey de nasıldırlar? Muhtelifine bil hakaki. Hakak, hakikatin çoğulu mahiyet demek. Yani mahiyetleri farklı farklı olan birçok şeye ham edilir. Nerede, ne zaman, nasıl? Fi cevabi ma huwa. Ma huwa sorusunun cevabında o mahiyetleri muhtelif olan birçok şeye hamle edilen külli cinstir. Kavluhu külliyün cinsün. Bu külliyün cinstir. Şamilü külliyati, bütün dört, diğer dört külli, yani nevada, fasılda, hasada, aradığında bunun altına girer. Yani beş, yani külliyün derken cins girdiği gibi neva, fasıl, hasıl, arada anda girer. Yani onun için şamilün külliyat. Yani cinsün derken, yani bu tarifin cinsidir. Bu tarifin cinsidir tabu. Şarihler cinsün derken bunu da şerhi açıklayan haşiler bunda da epey böyle bir efor harcamışlar. Harcıyorlar. Yani cinsin cinsi olur mu diye. Halbuki burada yani külliyün cinsin cinsidir derken, yani cins için getirilen tarifin cinsidir. Ve tabii bunu daha da açıklıyorlar. Bununla yetineyim. Ve kavlu makbulun, bu makbulun niye zikretmiş? Liyetallaka bihi kavlu ala kesirine. Ta ki ala kesirine ona taalluk etsin diye, çünkü caru mecrur için bir mutallakın olması lazım. Nahvde demiştik. Bir caru mecrur geldiğinde mutlaka ya fiil veya fiilin manası olan ismi faal, ismi ful, sıvatı müşebbe, fırı, tavdîn, mastar ve zarf. Bunlardan birisine mutlaka taalluk etmesi lazım. Ve kavluhu ala kefiline, işte diyor ala kefiline car-ı mecurdir. Taalluk edeceği bir amil olsun diye makbulün zikredilmiş. Ve kavlu ala kefirine, peki niçin zikredilmiş? Liyusafa bi kavli muhtelifine bil hakaik. Ta ki muhtelifine bil hakaik ona sıfat olsun. Peki bu niye zikredilmiş? Muhtelifine bil hakaik. İşte bu tarifin kaydıdır. Kulliyün cinsti, bu onun kaydı. Şimdi bu kaydı dikkat edin. Mesela faslun demedi. Normalde mantıklıların
tarifleri açıklarken ya takip ettikleri yöntem, mesela bu cinstir dedikten sonra o am için, o amdan sonra gelen hususi şey eğer fasıl ise bu fasıldır diyecek, hassa ise hassadır diyecek, ta ki bununla o tarifin hangi tür bir tarif olduğunu bilelim. Yani mesela fasıl ise hemen o tarifin had olduğunu anlamış oluyoruz. Yok, hassa ise o tarifin hemen vasıf olduğunu anlamış oluyoruz. Ama şarih, bakınız bunu zikretmedi. Diyor, vahva bu muhtelifine bil hakati bir kayıttır ve bu kayıtta ihtirazun anin nev'i vel hassati vel faslil karibi. Bu kayıtta cins zati kullisi için getirmiş olduğumuz tarifin tarif neden bu muhtelifine bil hakaiki ile neden korunmuş olur? Yani bu tarifin altına girmekten korunmuş olur. Nev'u hasa ve fasıkal. Çünkü bunlar, efendime söyleyeyim, şeyin bu kullinin altına girenlerdir. Çünkü kulli deyince tabi o kulliden kulli deyince neva da kullidir, hassa da kullidir ve fasl-ı garip de kullidir ve ilginçtir, niye aradı an dememiş, o da kullidir hakkı. Yani mesela şöyle aklıma geldi, efendim kulliden zati kast edildiği için aradı an zikretmemiş dense, o zaman deriz ki niye hassayı zikretmiş? Hassayı zikrettiğine göre kulliden maksat zati kulli değil. Zati kulli olmayınca kulli genel bıraktığımızda cins kulli olduğu gibi şey ne var? Oradan başlayalım. Ne var? Kulli olduğu gibi, hassa kulli olduğu gibi, fasl-ı garip kulli olduğu gibi arada an da kullidir. Zaten kulliyat-ı kimse diyoruz ya, o kulliyat-ı kimseden birisi de nedir? Arada andır. Onun için niye onu zikretmedim doğrusu anlamadım yani. Evet, yani pek uygun görünmüyor. Neyse, bakalım belki bir, ileride bir şey söyleyebilir miyim bilmiyorum. Ve kavluhu fi cevabi ma huwa, bu kayıt ise ihtirazun anil faslil baidi, ve hasatil cinsi vel aradan. Bakınız, bu da gösteriyor ki demek ki yukarıda bu vel aradan ami arkadaşlar burada sakıttır. Çünkü girmeseydi itiraz etmezdi. Dolayısıyla burada ve huve ihtirazun anin nev'i vel hasati vel aradil ami vel fasl karib. Yani oralarda bir yerde vel aradil am eksiktir. Nev'den önce de takdir edebiliriz. Çünkü onlardan daha külliyeti daha önde gelen biridir. Dolayısıyla ve huve ihtirazun. Yani bu muhtelifini bil hakaiki neyi tarifin dışına bırakıyor? Aradil ami bırakıyor. Nev'i bırakıyor. Hassayı bırakıyor ve fasl-ı garibi bırakıyor. Evet. Bunlar tarifin dışında. Ama fasl-ı bayit kaldı. Mesela diyelim ki siz hayvanı tarif ettiğinizde nasıl tarif ediyoruz mantıkta? Cinsun cismun namin hassasun mutaharrikum l-irada. İşte cismin, hayvan için getirmiş olduğumuz tarifin cinsidir. Namın hassasın, onun faslıdır. Bu tarifin faslıdır. Ve bu fasıl cins tarifi için, yani hayvan
tarifi için fasl-ı gariptir. Ama insana göre, hayvanın altına giren nevelere göre namın ve hassasın fasl-ı baittir. İşte bu fasl-ı bait tıpkı arı ve am gibi bu da muhtelifine. Evet, bir dakika. Tamam. Yo, şöyle. Şimdi biz Ala Kesirine arkadaşlar, Ala Kesirine'nin muhtelifine bil hakaiki diyor, ihtirazu anin nevai vel khasati vel fasl qalibi. Doğrudur bu. Ben zihnim başka yere gitmiş. Demek ki ben burayı yanlış önce anlamışım. Yani doğrudur bu muhtelifine bil hakaiki. Ne o hassa ve fassı kalibi tarifin dışına bırakıyor. Ama fassı baid ile ara ve am kalmış oluyor. Onun için burada ara ve am'i zikretmedi. Ben önce zihnim şuna geçti. Yani külliyun bütün bunları kapsıyor diye. Halbuki onu söylemiyor. Zihnim oraya takıldı. Yani şöyle anladım. Külli lafzı ne o hassa arada am fassı kalibi içine alıyor. Ha, o öyle olsaydı dediğim doğru olurdu. Niye? Arada am yok. Halbuki öyle demiyor. Şunu diyor bu muhtelifine bil hakaiki ne o hassa ve fassı kalibi bu tarifin dışına atıyor. Çünkü bu üçü muhtelifine bil hakaiki'ye ıtlak olunmuyor. Ama fassı baide arada am muhtelifine bil hakaiki'ye hamil olunuyor. Dolayısıyla onlar fassı garip ile fassı baide ile arada am devam ediyor. İşte fi cevabı mahve deyince bu ihtirazun anil fassı baide ve arada am o ve khasatil cinsi ve arada am hem fi cevabı mahve deyince cinsin hassası. Mesela cins diyelim ki hayvandır. Hayvanın hassaları neyse onlar çıkıyor. Çünkü o da muhtelifine bil hakaiki'ye ıtlak olunuyor. Evet ama fi cevabı mahve de gelmiyor. Onun için çıkıyor. Ve aradı'an. Aradı'an mesela müteneffis diyorlar, müteneffis arada andır. O yine bu muhtelifine bil hakaiki ile çıkıyor. Onunla giriyor. Fi cevabı mahve ile çıkıyor. Feli kullin minel kuyudi. Dolayısıyla her bir kaydı. Yani burada faidetun. Her birisinin bir faydası var. Yani kullinin bir faydası var. Makulunun bir faydası var. Alâkesîrînenin bir faydası var. Muhtelifine bil hakâkinin bir faydası var. Fî cevâb-i mahvanın bir faydası var. Femen kâle kulliyyun zâidun la tâile tahtehu. Kim demişse efendim bu cinsin tarifinde kulli lafzanın altında bir faide yoktur. Bu kullinin bu tarifte, cinsin tarifinde kullinin getirilmesinin bir faydası yoktur. Kim böyle demişse yok. Kim kulli zaittir demişse. Affan. Yani bazıları öyle demiştir. Demişti ki cinsin tarifinde gelen kulli zaittir demiş. İşte kim kulli zaittir demişse la taile tahtehu. O aslında tesamuhlu bir ifadedir. Yani la taile tahte kavlihi. Onun sözünün altında bir fayda yok. Niye? Çünkü yok. Affın. Daha gelecek ben. Femen kâle kulliyyun zâidun la taile tahtehu
اِذْ مَقُولُ عَلَى كَثِيرِينَ. Daha menin cevabı, yani men mübtedadır. Onun daha haberi gelecek. Diyor her kim şöyle demişse, demiş ki kulli zaittir tarifte ve bu zait olduğu için onun altında bir fayda yok. Niye fayda yok? Niye zaittir? Çünkü makulun ayra kesirine yugni anhu. Bu kayıt ondan itiraz, ona ihtiyaç bırakmıyor. İşte femen kala, o men mübtedadır. Fakat etem. O onun cevabıdır. Ben önce men mübteda zannettim. La taile tahtuhu, onun haberi olduğunu zannetmiştim. Fakat yok. O la taile tahtuhu kâle kullin zâidunun devamıdır. Fakat ete menin haberidir. İşte kim öyle demişse o fakat ete bi zâidin la taile tahtuhu. O altında bir faide olmayan fuzuli bir kelam getirmiştir. Çünkü biz dedik ki kulliyun niçin zikredilmiş? Efendimiz tarifin cinsidir. Peki tarifin cinsi olunca zâid olur mu? Vakat takarrara ve mantık ilmi içinde sabit olmuş ki veya ehli ilim nezdinde öyle diyelim. Ehli ilim nezdinde sabit olmuş ki ennehu la yecibu en yekune cemi'u kuyudu tarifi munhasiran fil cami'i vel manai. Yani tariflerde geçen tüm kayıtların illa ya cami veya mani olması gibi bir zorunluluğun olmadığı ehli ilim nezdinde sabittir. Dolayısıyla burada diyelim ki makulun ala kethirine muhtelifine bil hakaiqi kulliden istigna ediyor gibi görünse bile, ama biz kulliyün cinstir makulun ala kethirine, makulun niçin zikredilmiş, ala kesirine ona taalluk etsin diye. Ala kesirine niye zikredilmiş? Muhtelifine bil hakaki, ona sıfat olsun diye zikrettikten sonra demek ki her birisinin camiyet maneiyet yönünde olmasa bile tarifte bir değeri vardır. Dolayısıyla birisi için yani bazı açılardan bazı kayıtlar diğer kayıtlardan istigna etse bile, ama diğer açılardan eğer o istigna edilen kaydın bir faydası varsa demek ki zâid değildir. Belki kad yekunu ba'duha, belki o tariflerde geçen kayıtların bazıları li mucerredi tahkikil makami ve keşfil marami. Bazıları makamı iyi pekiştirmek ve maksadı iyi ortaya çıkarmak için. Ve min zâlike, bunun için bu ve min zâlike burada mini taliliyedir arkadaşlar. Mini taliliyedir. Min zâlike terahüme taalluk ediyor. Yani terahüm yekulûne li ecli zâlike. Hatta yekulûne taalluk ediyor. Yani onları görüyorsunuz ki şunu diyorlar. Niye diyorlar? Min zâlike bunun için. Ne diyorlar? Diyorlar ki اِنَّ التَّعْلِفَاتِ وَقُيُودِهَا وَقُيُودَهَا اِنَّ التَّعْلِفَاتِ وَقُيُودَهَا tarifler ve tariflerin kayıtları اِنَّ مَا هِيَ لِكَشْفُ الْمَاهِيَاتِ onlar normalde birinci derecedeki vazifeleri muarrafın mahiyetini ortaya koymaktır. Ama وَالْاِحْتِرَازَاتُ o kayıtların bazı şeylerden ihtiraz içinde gelmiş olmaları, o ihtiraz tabiatu. Evet. Yani ona tabidir.
neye tabidir? O keşf-ül mahiyet ne tabi? Yani tariflerde geçen kayıtların birinci vazifesi muarrafın mahiyetini ortaya koymaktır. Ha tabi bu arada bunu yaparken onlar bazı şeylerden de ihtiraz, yani mane, ihtiraz olunca maneiyet olmuş oluyor. Bazı şeyleri de men ediyorlar, yani tarifin dışında bırakmış oluyorlar. Mesela efendime söyleyeyim, ha tabi böyle olunca o zaman tarifin bütün olarak tarife yaklaştığımızda tarifte yer alan cüzler, kayıtlar hepsi itiraz için olması zorunlu değil. Çünkü o itiraz aslı görev değil tarifte gelen kayıtlar için. Belki o kayıtların asıl görevi muarrafın mahiyetinin keşfi ve buna yardımcı olan hususlardır. Dolayısıyla hepsinin birinci derecedeki vazifesi bir şeylerden itiraz etmek değil. Hâdâ, yani hûd hâdâ, mâdâ hâdâ, ev hâdâ hakkun. Evet. Kîle. Orada, evet. O yukarıda söyledim ya, bu musannıf, yani Ebheri İsa Hucî metninin de külliyat-ı kimsenin tarifi için getirdiği ibarelerle ilgili ve yursamu diyor. Yani getirdiği tarifleri yursamu diye nitelendiriyor. Tabi bu resm olması için bazı şeylerin ispatına ihtiyaç var. Şimdi şarihimiz ona değinecek ve burada duralım arkadaşlar. Evet. Kile ve cuma kâli musannifu. Bunu Allah izin verirse yarın okuyalım. Çünkü konu yabancısısınız çoğunuz. Onun için ancak bu kadar toparlanabilir zihinde. Peki.